Televizyon 58 izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda çocuklarımıza yer verdik. Neden? Çünkü yaz tatili yaklaşıyor. Çocuklarımız karnelerini alacaklar. Tabii evde olan çocuklarımız da ne yapacaklar? Yaz aylarında nasıl hastalıklardan korunacaklar? Yaz hastalıklarını konuşacağız. Çocuklarda mevsim hastalıklarını uzman doktor Mehmet Ali Talay ile konuşacağız. Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanımız bizlerle birlikteler. Hocamıza soralım. Çocuklarımız yaz aylarında en çok hangi hastalıklarla karşı karşıya kalırlar? Evet, çocuklar her mevsim geçişlerinde özellikle belli hastalıklar daha sık gözükür. Yaza girmeden öncelikle zaman zaman gripal enfeksiyonlar olur. Niye? Hava değişimi çok sık olur, sıcak ve ani değişimlerde bunlar olur. Ve ishaller daha çok başlar, beraberinde eşlik eder. Artı yaz döneminde bir takım alerjik hastalıklar ve güneş yanıkları, güneşe bağlı güneş çarpmasından tutun, güneşin ciltte yaptığı bir takım hastalıklar olabiliyor. Artı çocuklar özellikle yaz döneminde denize, havuza çok girer. Buna bağlı kulak iltihaplanmaları ve deniz ve havuzdan özellikle kaptıkları veya o suyu yuttuğu zaman ishaller çok sık eşlik eder. Zaman zaman tabii ki başka daha böyle bronşit gibi boğaz enfeksiyonları, yani alt solunum enfeksiyonu dediğimiz zatürreye kadar gidebiliyorlar. Yaz döneminde de biz bunları kış döneminde de görebiliriz. Ama yazın en sık gördüğümüz daha çok çocukların yiyeceklerle veya sularla artı veya çevresel koşullardan kaynaklanan aynı hastalığı taşıyan başka bir çocuktan kaptığı zaman yine ishaller sık görür, boğaz enfeksiyonları sık görür. Bunlar özellikle yaz döneminde çocukların ebeveyn en çok işte dondurma yesin mi yemesin mi, havuza girsin mi gitmesin mi, güneşe çıkarken nasıl koruyacağız? Bunlar en sık bize sorulan. Tabii ki insanlar belli bir tane koruma yöntemlerini yapıyorlar. Bize danıştıklarında biz de yani ek olarak daha ne yapabilirler? O öneride bulunuyoruz. Genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonları çocuklarda tabii ki her mevsim sık görür. Ama mevsim geçişlerinde bu daha çok sıklaşır. Tabii ki bunun zemini bazen hazırlıyor. Çocuk örneğin giyiminde bir değişme olur. İnce giyinir. Bu defa gripal enfeksiyon biraz daha hızlı gelişebiliyor. Veyahut direnci olduğu ya da koşuyor, dışarıda oynuyor, terleyince terliyken soğuk bir şeyler içiyor. Artı ya da bir rüzgar çarpıyor ve gene hastalanabiliyor. Özellikle mevsim geçişine alerjik yapısı olan çocuklar, bu bronşit veya burun alerjisi olanlar çok sık etkilenebiliyorlar. İshaller tabii ki her dönem gözükür ama yaza girerken tabii ki yiyecek, dışarıdan yiyecek tüketimi, artı bir takım aynı mikrobu taşıyan tatlar ve bu dönem dönem sularla olsun, yiyeceklerle bulaşan bu yaz ishalleri havuz sularından veya denize girdiklerinden bunlarla kapabiliyorlar. Ve çocuk bu şikayetlerle bize sık gelir. Özellikle yaz ishallerinde tabii ki dikkat edilmesi gereken sıvı kayıpları çok fazla oluyor. Çok aşırı kusmalar oluyor. Zaman zaman ateş olabiliyor. Çocukların tabii ki bu döneme başlamadan önce çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani koruyucu yöntemlerini biz arttırırsak bu hastalıklar azalır. Sokaktan diyelim yiyecek bir şeyler almaması gerekiyor. Alırken dikkatli, temiz olması gerekiyor. Su, tüketilen suyun temiz olması gerekiyor. Havuza, denize girerken suyun yutulmaması açısından çocuğa gerekli öğretilmesi gereken neyse o suyu yutmaması gereken onları öğretmemiz gerekiyor ki havuza girerken suyu yutmasın. Yuttuğu zaman basit bir klor fazlalığı bile çocukta ishale yol açabilir. Peki Mehmet Ali Hocam, vücudun savunma mekanizması nasıl şaşırıyor? Şimdiki tabii ki vücut direnci dediğimiz şey sonuçta immün sistem. İmmün sistem vücutta sürekli aktif halde çalışır. Her insanın vücuttaki immün sistem dediğimiz belli bir düzeydedir. Yani bunu yüzdelemek belki çok doğru bir teşvik ama kimisi %98 kapasiteye çalışır, kimisi %90, kimisi %80 kapasiteye çalışır. Hani belli çocuklar var, çok çabuk grip olurlar. Belli çok. Bu da dirençle alakalı. Tabii ki bunda neler yapılabilir? Yani bu çocukların direncini nasıl arttırabiliriz? Tabii ki temiz yiyecek tüketmeleri gerekiyor. Yeşil sebzeler, doğal sebzeler, artı
bu doğal sebebi, örneğin uyku düzeni çok önemli. Uyku düzensiz olan bir çocuğun direnci zayıftır. Veya ucunda bir takım yiyeceklerinde örneğin bir demir eksikliği vardır, D vitamini eksikliği vardır. Bazı vitaminler ise bunları takviye etmeniz gerekiyor. Yani düzenli bir beslenme, artı düzenli bir uyku ve temiz yiyeceklerde dirençleri zaten artacaktır. Giyim ve kuşamına bile çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü insan bedeni ne kadar direnci iyi olursa olsun belli bir noktada siz dikkat etmezseniz, örneğin terliyken rüzgar size çarparsa hasta olursunuz, direnciniz düşer. Tabii ki başka neler yapabiliriz? Artık günümüzde bu özellikle alternatifte denilen bir takım bitkisel ilaçlar, immün sistemi artırıcı, güçlendirici, şuruplar veya bazen tabletler. Bunları tabii ki öneriyoruz. Bir kısmı zaten Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünden geçmiştir ve ilaç olarak piyasa sürülmüşlerdir. Bunlar immünomodülatör dediğimiz veya immün sistem uyarıcı veya bağışık sistemini güçlendirici bir takım şeyler. En basitinden bir karamürver dediğimiz, eskiden insanların bildiği bir şey ama insan bugün bunu immün direnci arttırdığı için gripal enfeksiyonlara karşı daha savunmasını dinç kıldı veya hastalığı geçirdiği anda bile bunları aldığında faydalarını görürler. Bunlardan istifade edilebilir. Hocam çok önemli bir konuya temas ettiniz. Uyku, çocuklarda uyku. Tabii hani çocuklar uyuyor derler ya, gerçekten de doğru bir... Doğru, uyusunda büyüsün demişlerdir. Çünkü uyku şöyle, yani birçok şeyde, birçok dış etken uykuyu bozabiliyor. Örneğin D vitamini eksikliğinde bile yapılmış birçok çalışma, uyku reseptörle D vitamini reseptörleri aynı bölgede ve bunlar birbirlerini etkiliyorlar ve uyku düzeni bu. Yani D vitamininiz eksikse uyku düzeniniz bozulur. Demiriniz eksikse vücutta bunlar bozulabilir uyku düzeni. Çünkü uyku vücudun belli bir dönemde o uykunun parametreleri var. Uykunun bölümleri, REM dediğimiz o süreleri çocuğun vücudu dinlendirmesi gerekiyor. Bu tabii ki yetişkinler için de geçerli. Eğer siz uykuyu kısa süreli yaparsanız vücut o dönem dinlenmez ve direnci bir süre sonra düşer. Örneğin sabahları iyi uyuyan bir insan kalktığında daha zindedir. Ama uykusuz kalan bir insan her tarafın ağrıyor der. Çünkü uykunu o belli bir dönem aşamaları, örneğin 3 saatse o aşamadaki o 3 saat periyodu uykunu geçirmesi gerekiyor. Eğer siz ikinci saatinde çocuk veya yetişkin uyanırsa sabah o kaslar yeterli gevşemediği için, yeterli belli bir düzeyde o relaksasyon sağlanmadığı için ağrı olur. Ve bu düzen olduğu zaman bir süre sonra bu savunma sistemini de etkiliyor. Yani beden dinlenmemiş olur. Dinlenmediği zaman da uyku, yani her şeyin başı tabii ki uyku değildir ama uyku çok önemli. Yani çocuk eğer yeterli uyumazsa, örneğin büyüme çağında bir çocuk, büyüme hormonu gece salgılanıyor. Uyuduğu zaman o salgılanıyor ve çocuğun büyümesini etkiliyor. Uykusuz kalan bir çocuğun bir süre sonra kilosu gerilemeye başlar, artı yani direnci zayıflamaya başlar hastalıklara karşı ve büyüme gelişme pörsantili dediğimiz eğrileri normale göre geride kalmış olur. Peki bir çocuğun uyku saati hangi saat dilimleri arasındadır hocam? Şimdi tabii ki her yaş çocuğuna göre değişir ama normal standart uyku, yani biz çocuklardan özellikle akşam saat 10.30'dan sonra okul çağındaki ya da oyun çağındaki çocukların bu saatte uyumasını tavsiye ederiz ve sabah da genellikle böyle saat 10'lara kadar değil, saat 8 civarında bunların uyanması en doğru. Yani o aradaki periyodu düzenli bir şekilde uyku periyoduna alışırsa zaten çocuğun gün boyu zinde, artı uyumazsa zaten gün boyu sinirlilik olacaktır. Çünkü uyumak istiyor, uyuyamıyor. Gündüz oynamak istiyor, önünde oyun var ama ikisini tercih yapıyor çocuk. Uyumamayı tercih, oynamak istiyor ama bir süre sonra oyuncağını kırar veya sinirlenir, yemek yemez. Bunlar hepsi etkiliyor. Yani uykusuz kalkan bir çocuk iştahsızlık bir süre sonra başlar, artı sinirlilik başlar. Düzen, o beslenme düzeni tamamen bozulur. Ebeveynler bize getirirler, İşte bu çocuk çok sinirli bir şey ama çocuğun uyku düzeni bozuk. Bunlar çok önemli. Eğer siz çocuğun uyku düzenini belli bir düzeyde sürekli o periyotta alışkanlık kazanmazsa bir süre sonra çocuğun birçok şeyini etkiler. Çocuğun bütün psikososyal gelişme etkilediği gibi vücut direnci de azalır. O zaman direnç düşünce ne yapar? İşte direnç arttırıcı
ilaçlardan faydalanalım veya işte şuruplardan ya da bu bitkisel şuruplardan faydalanalım. Ama gerçekten alttaki sebebi çözersek onlara bile gerek kalmayabilir. Aslında çok basit ama yapılması gereken konulara eğer ki ebeveynler dikkat ederlerse uyku gibi. Kesinlikle. Çocukları sağlıklı olalım. Siz bana biraz önce yorgunsunuz dediniz. Niye? Çünkü biz iftarla sahur arası çok kısa. Tekrar uyanıyoruz. Tekrar uyku tamamen bölünüyor. Her uyku öncesi belli bir süre uyanık kalıyorsunuz. Ortalama bir yetişkin insanı yani fix hani hiç uyanmadan 5 saat geçirdiği zaman çok rahat. Vücut 4-5 saat yeterli gelebiliyor yetişkin insan. Çocuklar için 8 saat ortalama. Biz onu bölüyoruz. Böldüğümüz zaman gün boyu genel olarak vücudumuzda bir ağrı hissederiz. Sürekli dinlenmek isteriz. Artı yüzümüzden okunur. Ve bu şey zaman zaman ya uykusuz işte sinirli derler. Bu gerçek çünkü uyku yani yeterli amacına ulaşmamış ve o periyot sağlanmamış. O zaman çocuklarda da aynı şey olur. Ve biz hani ya direncimiz düşüyor, çok zayıfladık. Hayır, tamamen uyku çok önemli. Yani kesinlikle uyku problemi olanın altta bir organik yani bir hastalık lehine. Yani örneğin tiroid bezidir, demir eksikliğidir, D vitamini eksikliği vardır. Yani bunları ortadan kaldırıp onlar bir süre sonra düzene giriyor kesinlikle. Peki hocam, çocuklarda alerjik yapılır çocuklarda süreç daha mı uzun sürer? Kesinlikle. Yani şöyle söyleyelim. Alerjik bir çocuk normal bir çocuğa gribi daha sık geçirir. Yani normal bir çocuk örneğin yılda 3 kere grip olursa alerji çocuk 10 kere olur. Artı geçirdiği süreçteki o oluşan semptom dediğimiz şikayetler daha dramatik seyreder, daha ağır seyreder, daha fazla çocuğu etkiler. Ve o alerjik çocuk bir süre sonra eğer akciğerine de alerji varsa bronşit olur. Zatürreye kadar ilerleyebiliyor. Yani onlar daha hassas ve narindirler. Örneğin normal bir çocuk parka giderken koşup diyor çok bir şeydi ama alerjik bir çocuk gittiğinde hemen bir süre sonra ya hapşırmaya başlıyor ya da burnu akıyordur ya da işte terlemiştir nefes nefese karşımıza gelir. Bu da oradaki alerjenlerin o esnada onu etkiliyor. Gripal mikroplar zaten alerji için aynen onlar da bir etken. Olduğu zaman alerjen çocuklar daha çok etkileniyorlar. Peki hocam, tabii yaz ayına giriyoruz. Çocuklarımız karnelerini alacaklar. Yazın sizin de belirttiğiniz gibi havuza girecekler, güneşte kalacaklar. Peki onları nasıl koruyacağız? Çocuklarımızı üst solunum yolu enfeksiyonlarından, nezleden nasıl koruyacağız? Yani üst solunum yolu enfeksiyonları, akut gastroenteriter, boğaz enfeksiyonlarını tabii ki koruma için yapabileceğimiz belli şeyler vardır. Örneğin yani mevsimine göre giyimini yapmamız gerekiyor. Örneğin hava çok sıcaksa ona göre daha çok açık elbiseler giydireceğiz. Çocuğu terletmemek. Çok aşırı rüzgarların olduğu yerde çocukları rüzgara karşı korumamız gerekiyor. Oradan bulunmamaları gerekiyor. Hele alerjik çocuklar daha çok uzak çünkü polen çok fazla gelir. Onun dışında güneşe çıkması gereken saatlere dikkat edeceğiz. Çünkü o da etkiliyor. Örneğin saat 10 ile saat 4 arası güneşin en dik geldiği, en çok etkilendiği o dönemlerde mutlaka çocuğu güneşe karşı korumamız gerekiyor. Yüzünü belki açık vücudun bölgelerini belli bir kremlerle güneş koruyacak koruyabilirsiniz. Ama gölgede kalması daha doğru. Çocuklar yaz dönemi geliyor. Dondurma çok severler. En çok bize soran dondurma ne zaman yiyeceğim? Tabii ki dondurmayı istediği zaman yiyebilir. Ancak dondurmayı yerken bir şeyler yanında yapması gerekiyor. Dondurmayı yalayarak yemelerini öneriyoruz. Artı arada bir ılık veya serin bir su içmelerinde fayda var. Dondurma bitiminde de gene bir su, ılık su içerlerse boğazı daha çok rahatlatıyor. O zaman boğaz enfeksiyonu daha az olur. Tükettikleri suyu gelişi güzel her yerde su içmemeleri gerekiyor. Zaman zaman bazen sebiller, pınarlar vurup hemen gidip o suyun hani içilebilir mi değil mi bilmeleri gerekiyor. Ebeveynler yine hani iki çocuk aynı suyu içmemesi gerekiyor. Birinin boğazında florasında bazı mikroplar o çocuğu çok etkilemez ama başka bir çocuk için o florada bulunan mikrop patojen olabiliyor ve zarar, işte boğaz enfeksiyonuna yol açabilir. Hastalıklı çocukların birbirine temasını azaltmak gerekiyor. Bir şekilde kardeşlerde dahi
en azından o belli bir süre, bir 24 saat bazen 48 saat uzak durması bulaşıcılığı azaltıyor. Alerjen hastalıklara karşı tabii ki bir özellikle bahar mevsimi ve yaza girerken polen ve şeyler çok olur. Alerjik bünyeli çocukları günün belli saatlerinde tabii yine çıkarmak, rüzgarın çok olduğu saatlerde çıkarmamak gerekiyor. Öğleden sonra saat böyle işte şeylerin azaldığı, polenlerin sabah saatlerine biraz daha fazla, öğleden sonra daha azaldığını biliyoruz. O yüzden parka veya şeye giderken çocukları öğleden sonra çıkarmaları daha doğru olur. Tabii ki zaman zaman çok aşırı polenler olsa maske kullanabilir alerjik bünyeli çocuklar. Evet, ağız maskeleri kullanabilirler. Yani çocuğun tabii ki testleri yapılmışsa, neye karşı hassasiyet varsa biraz daha tedbiri kolay olur. Örneğin polenlere karşı varsa polenin çok olduğu yere gitmemesi gerekiyor. Ya da işte çayır, çimen, ağaç tozu veya yapraklarına karşı varsa çayır çimende çocuk yuvarlanmayacak. Yani başka yolu yok. Çünkü oraya temas ettiği zaman cildinde olsun, en azından solunum yollarında olsun bir etkilenme görür ister istemez. Peki Mehmet Hanım Hocam, çocuklar denize girecekler, havuza girecekler. Peki nasıl denize ve havuza girmelerini önerirsiniz? Ya tabii ki havuz ve denizlerde yani zaman zaman özellikle çocuklarda hem yuttukları sudan kaynağı ishaller, artık kulak enfeksiyonları, zaman zaman gözde konjüktivit dediğimiz bir takım şeyler olur. Ya tabii ki gittikleri tatil yerlerinde bunlar zaten belli bir düzeyde o havuzların steril olması açısından kontrolleri yapılır. Ama yine de zaman zaman işte dozaj fazla, çocuğun bünyesi veya bazı çocuklar suyu yutuyor, bazı çocukların kulaklarına delik vardır, içeri su kaçıyor, o zaman da kulak iltihaplanmaları olur. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer ki çocukta hani kulağıyla ilgili sık otit geçiriyorsa veya kulağına değil, ebeveyn bunları biliyorsa yanında bir takım antibiyotikli kulak damlaları kullanabilirler. Artı kulaklarına bir takım silikonlu veya vazelin pamuklu tamponlar kullanarak su kaçmasını engelleyebilirler. Artı çocuğun su yutmaması için çocuğun eğitilebilir. Yani bu sular temiz, bunu sakın yutmayın. Ağzınıza gelirse de dışarı atmalarını önerebilirler. Yani yapılacak tabii ki çok basit şeyler. Bunu asgariye indirmek. Yani zaman zaman her şeyi yaparsınız. Yine bunlar olma ihtimali var ama asgariye indirmenin de bir takım tedbirlerini, önlemini almak gerekir. Bunlar aslında kafidir. Bir kulak tam kullanılması, artı suyu yutmamasını büyük çocuklar özellikle eğitmek. Mutlaka havuzların yani temiz mi değil mi, yani kendileri de kontrol edebilirler. Bu önemli. Çocukların tabii ki sonuçta havuza da girecektir, denize de girecektir. Güneşe de çıkacaktır. Yani tedbirini alacaklar. Gerisi zaten bazen olacaksa da yani onu da olduktan sonra önüne geçemezsiniz ama o zaman da tedbirini yine alırsınız. Ve Mehmet Ali Hocam, tabii çocuklarda çok sık görülen kazalar oluyor ve yaralanmalar oluyor. Peki çocuklarda kaza ve yaralanmaların sıklığı nedir? Kaza nedir? Yaralanma nedir? Ya tabii ki bunun çok belli bir hani bir yüzdesi yok ama zaman zaman çocuklarda özellikle işte eskilerde düşe kalka büyüyecektir. Gerçekten de bu böyledir. Yani çocuk düşe kalka büyüyecektir. Düşmeler çok özellikle ebeveynlerin hani evlerdeki yapı durumu çözüyor. Örneğin çift katlı evlerde işte merdivenlerde çocuklar çok düşerler. Ya da evin içinde zaman zaman kanepeden aşağı düşmesi ya da kullandığı oyuncaklar bazen üzerine düşer. Bunların çok sivri olması çocuğa zarar verebiliyor. Daha kötü tabii ki sonuç doğuran camların açık olması, zaman zaman annenin yanında veya balkonlardan çocuklar sarkınarak aşağı düşmeleri. Bu tür kazalar çok sık olabiliyor. Bazen yabancı cisim dediğimiz bu para olur, çengel iğne olur, toplu iğne olur. Benzeri yabancı cisimi yutan çocuklar da olabiliyor ve bu anahtarlık ya da o madeni paralar yuttukları zaman bunlar olur bu kazalar. Tabii ki onun dışında bir takım ilaçlar yutabiliyorlar. Çocuk çünkü birçok şeyi, hele küçük çocuklar ağızlarına her şeyi götürür. Zamanla onu öğrenir. Hani neyin ağza götürülmeyeceğini yaşı büyüdükçe. Yani
Bunlar tabii ki tedbir almak gerekiyor. En basitinden evdeki elektrik prizlerine mutlaka koruyucular koymak. Camlara yine günümüzde koruyucular vardı. Çocukların ellerine ulaşamayacağı, camı açamayacağı. Çünkü zaman çocuk annesi camdan aşağı bakıyorsa bir sonraki birkaç dakika sonra o çocuk da camdan tekrar aşağı bakıp sarkılabilir ve düşme riski vardır. Ve gerçekten zaman zaman acil polikline gelen düşmeleri görüyoruz. Sonu çok dramatik oluyor. Çünkü en son 7. kattan düşen bir çocuk bize gelmişti. Tabii ki bu yüksek binalardaki insanın mutlaka tedbirini alması gerekiyor. Yani apartman yaşamında bu şart. Evin içinde yani çocukların zarar görebileceği düştüğü zaman yani örneğin salonun ortasında koca sivri uçlu bir sehpa bulunmaması daha tercih küçük çocuklar için. Tabii ki büyük çocuklarda da zaman zaman ama küçük çocuklar özellikle o şeylerden zarar görmeleri kazalardan tedbir almak gerekiyor. Olabilecek ihtimal değil yani olma ihtimaline karşı tedbir alınması gerekiyor. Bu çok önemli çünkü kaza geliyorum demez. Evet. Biz önce tedbirimizi alacağız. Yani sivri sepa varsa salonun ortasında çünkü o çocuk her an ayağa takılmıyor. Çünkü çocuk düşe düşe büyüyor. Yeni yürümeye hele başlayanlar günde 20 kere düşerler. Ama zaman zaman öyle ki eve kapının girişinde bir basamak bir şey varsa onun tedbirini almanız gerekiyor. Çünkü ayağa takılıp oraya düşüp kafasını oraya vurabilirler. Hele şey dönemine gelen yani böyle dönmeye başlayan çocukları örneğin sehpada, kanepede tuttuğumuz zaman mutlaka çapraz tutmak gerekiyor. Kanepeye paralel tutmaması gerekiyor. Eğer siz bir çocuk kanepeye paralel yatırırsanız o dönüp aşağı düşebilir. Ama çapraz yatırdığınızda düşme olasılığını azaltırsınız. Muayene ederken zaman zaman ebeveynler paralel yatırıyor. Yani bir hastanın yatış ve muayene masasını aynı düzeyde yatırıyor. Hayır diyorum çapraz yatırın. Çünkü biz bazen dönünce hemen arkamızda dönelim. Muayene ederken biz tekrar çeviriyoruz. Onu kendimize paralel yapıyoruz ama çapraz koyuyorum ki düşmesin. Gerçekten burada düşenler de oldu. Yani ebeveyn hani bırakıyorsun tamam işimiz bitti. O esnada size dönüyor bir şey sorarken bir bakın çocuk yuvarlanmış düşmek üzereyken ya yakalıyor ya da gerçekten yere düşenler de oluyor zaman zaman. Yolda zaten çocuklarda sık görülen kazalar mı oluyor? Kesinlikle. Hocam? En çok zaten bize gelen sık kazalar kanepeden düştü, işte yataktan düştü, kucağımdayken tam kaydı düştü. En sık çocuklar düştü. Bunlar biraz daha zararı az olan kaza şekilleri. Daha yüksekten veya daha ciddi örneğin elektrik çan vesaire tabii ki onlar daha azdır ama onları da gerçekten istemeyiz. Yani sıklığı ne kadar az olursa çocuklar için daha iyi olur tabii ki. Peki hocam, çocuklarda kazaların özellikle arttığı bir zaman dilimi var mıdır? Yani çocukların en çok kazaların veya gördüğü dilimler veya işte ilaç yanlışlıkla yutması, bir yere çarpması, bir yerden düşmesi genel olarak 2 yaşla 5 yaş arasında en sık gördüğümüz dönemdir. Yani bu dönemlerde daha çok sık görürüz. Çünkü çocuk harekette sürekli diyor. Yani 2 yaşından önce daha azdır. Hele 1 yaşının altından daha azdır. Çok nadirdir kazalar ama yürümeye başlayan ve afacanlaşan afacanlı kadar da kaza yapma riski de aynı oranda artıyor maalesef. Peki diyelim şu çocuklar işte özellikle anneler çamaşır suyuyla temizlik yaparlar, tuz ruhuyla, kimyasal maddelerle temizlik yaparlar. O esnada çocuğumuzun bu maddelerden birinin içtiğini veya ağzına götürdüğünü düşünecek olursak içip içmediğinden şüphelendiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tabii ki bu dediğimiz özellikle çamaşır suyu veyahut bu tuz ruhu dediğimiz bunlar çok korozif madde dediğimiz yani içtiğinde ağız, yemek borusu, boğaz kısmındaki farenks, larynks dediğimiz ses telleri bölgesi mideye kadar yakabilir. Bu şeyleri yaparken mutlaka tedbir almaları gerekiyor. Yani ortalıkta o esnada farkında olmadan çocuğun onu alabileceği ihtimaline karşı olma ihtimaline karşı mutlaka tedbirini alması gerekiyor. Çocuğun ulaşamayacağı bir yere koyacak ki çocuk onu almasın. Bunu aldığı zaman sonuçlar çok ciddi olabilir. Örneğin bir korozif madde mideyi ciddi şekilde yakar. Tabii ki bunun bir takım gastroskopik incelemelerle bu ortaya çıkar ama en azından ağzına baktığımızda muayeneyle onun yanık izlerini görebiliyorsun ona bağlı.
ve zaman zaman o yanıklara bağlı yemek borusu, özefagus dediğimiz bir süre sonra yırtılmalara yol açabilir ve akabinde sepsis, şok gibi tablolar gelişir ve kaybedilen çok çocuk bilirim. Özellikle bu korozif madde dediğimiz yani temizlik malzemelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Peki hocam, para, toplu iğne, az önce dediğiniz pire vesaire cisimleri yutmaya veya bunların soluk borusuna kaçması ile ilgili kazalar sık gözleniyor dediniz. Peki takip ve tedavileri nasıl? Soluk borusunu çok nadir, daha çok mide giderler. Nadir olsa da soluk borusuna kaçanlar da oluyor. Bu tabii ki bazı yiyecekler de, örneğin kabuklu yiyecekler ya da taneli yiyecekler, fasulye, nohut gibi, mercimek gibi çocuklar bazen soluk borusuna yutabilir ve aylarca öksürürler. Daha sonra bir bronkoskopiyle bunlar ortaya çıkarılıyor. Küçük olanları, genelde sivri olmayanlar takip edilir. Yani bunların çoğu mide, mideden bağırsakla oradan dışkıyla atılabiliyor. Biz pediatrik bölümü tabii ki bu hastaları genel yakın takip etmiyoruz. Daha çok çocuk cerrahisine yönlendiriyor çocuk olduğu için ve çocuk cerrahları bu tür, çünkü bazen örneğin büyük bir paradır, bağırsakta bir yere tıkayabilir veya takıldığı zaman mutlaka müdahale ederek onu oradan alması gerekiyor. Özellikle açık uçlu toplu iğne, çengel iğne gibi veya sivri uçlu olan şeyleri mutlaka müdahale gerektirir bunlar gastroskopi ile. Çünkü bunlar bir şekilde bir yere gidip takılıyor. Yani toplu iğne mideye kadar gitti. Mideden sonra bağırsaklara bir yere takılacaktır ucu sivri olduğu için. Onlara kesinlikle acil müdahale gerekiyor. Yani bir takım tabii ki yapılan görüntüleme yöntemiyle yeri tespit edilip o yabancı madde oradan alınması gerekiyor çocuklarda. Peki hocam, yabancı cisim yemek borusuna geçmişse eğer buna ne yapıyoruz? Kerim, örneğin aile bize başvurduğunda öncelikle işte para yuttu veya ne bileyim iğne yuttu veya ablasının tokasını yuttu bir şeyi belirtir. İlk etapta tabii hastanın muayenesinde yani bu yemek borusuna mı gitti, solunumuna gitti. Zaten bize geldiğinde hasta solunum borusuna gitmişse kendini belli ettirir. Orada bir hışıltı duyarsın, nefes almada zorluk, çocukta morarmalar olur. Bunlar çok sık olur. İlk etapta hasta geldiğinde yabancı cisim hani natürüne göre mutlaka bir düz grafi çekilir. Röntgen hem yemek borusunu kapsayacak şekilde göğüs kafesini artı karnını içine alacak bir grafi çekilir ve bunun hem görüntülemede natürü ne olduğu yani nasıl bir yabancı cisim belirlenir. Örneğin yemek borusundaysa ondan sonra artık biz bu hastaları pediatristler çocuk cerrahisine yönlendiriyoruz ve çocuk cerrahisi o cismin yapısına göre müdahale sever. Örneğin sivri uçta o yemek borusunda da bir yerde takılabilir. Mideye gitmiş olabilir. Midede görürsünüz. Onu yine mutlaka müdahale. Ama dediğim gibi küçük bir madeni para bazen dışkıyla atılma olasılığı olduğu için yine bir takım görüntülemelerle takip ederler. Zaman zaman plastik şeyler. Çünkü bunlar röntgende gözükmez. Yani cihazı. İşte böyle bir şeyden eğer aile bahsediyorsa, yuttu kesinse bazen tomografi, bazen de gastroskopi yapılıyor. Çünkü çok büyükse bunun mideden hani erime şansı da yoksa atılmaz. Ve ileride mutlaka problemler yaratabilir o. Peki hocam, çocuklarda yanıklar da çok sık görülüyor. Peki ailelerle tavsiyeleriniz neler olacak ebeveynlere? Ya, ebeveynlerde tabii ki yani her yabancı cisim olsun, ev kazaları olsun çocuklar için. Yani çocuklarda görülen kazalarını mutlaka ebeveynler tedbiri maksimum düzeyinde tutarlar. Ama insan bazen bir şey yaparken, iş yaparken ve gayri ihtiyarı çocuk bir anda bir şey yapabilir. Veya siz farkını döndüğünüz esnasında elinizde sıcak bir şey vardı, çocuğun üstüne dökülebilir. Ya bunları yaparken daha dikkatli, daha soğukkanlı olmak gerekiyor. Artı etrafınızda çocuk varsa tedbirinizi mutlaka almamız gerekiyor. Yani çocuk varsa elimizde sıcak suyu taşımayacağız. Önce çocuğu oradan uzaklaştıracağız. Çünkü ayağımıza gelip takılabilir. Siz düşebilirsiniz. Hem onu yakabilirsiniz o sıcak suyunu hem kendinizi yakabilirsiniz. Yani o yüzden hani çocuğu önce uzaklaştırmamız gerekiyor. Sonra iş yapacağız. Yani iki işi bir arada yapmayacağız. Birini uzaklaştırın. Çocuğu mutlaka o alandan uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani çocuğun yanma ihtimaline karşı ya da bir örneğin kömür sobası yanıyor. Üstünde sıcak su varsa çocuk yanındaysa
Kömür sobasını uzaklaştıramayacağımıza göre çocuğu uzaklaştırma en kolay yoludur ve çocuğu oradan uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani ebeveynlerin önce çocuğun güvenliğini sağlayıp ondan sonra kendi işlerini yapmaları gerekiyor. Peki hocam, özetleyecek olursak çocuklarımızı hem evde hem dışarıda kazalardan korunmak için anne babalara önerilerde bulundunuz. Tabii bununla birlikte kazaların azalması için de önlenebilmesi için de tedbirler almamız gerekiyor dediniz. Bu tedbirleri de sıraladınız. Peki bazen de çocuklarımızda hayvanlarla oynamak istiyorlar. Evde de kedi köpek besleyebiliyoruz. Peki kedi köpek besleyenler nasıl çocuklarını koruyacaklar? Çünkü o tüylerin, kılların çocukların vücudunda gezdiğini... Şimdi tabii ki maalesef özellikle evde alerjik bünyeli bir çocuk varsa, yani hele hayvan tüylerine karşı o kedi... Peki bir takım polenler olsun, bir takım yabancı cisimler o çocuk için alerji olursa o kedinin evde besin. Yani bize zaten alerjik bünyeli aileler soruyor genelde. Siz, bizim çocuğumuz işte kuş almak istiyor ya da işte kedi almak istiyor. Şimdi bu çocukta hiçbir alerjik şey yoksa tabii ki alabilirsiniz ama o hayvanın aşıları tam olacaktır. Yani çocuğa bulaşıcı bir hastalık bulaştırmamız lazım. Artı bir takım parazitler vardır bulaşabiliyor. Bunların mutlaka yani veterinerde sağlık kontrolleri yapılması gerekiyor. Ya da köpek besleyebilirler. Aşıları tam olması gerekiyor. Hem kedinin hem evde besleyebilirler. Bu normal aile ama sokakta bazen çocuklar bunlara çok şey yapıyor. İşte kediyi seveyim veya köpek vardır bunu sevmeye çalışıyor ama zaman zaman sokaktaki kediyi severken kedi bir anda tırmaladı. Çok görüyoruz. Ve bize gelirler. Ne yapacağız? Bunun tabii ki bir takım prosedürü vardır. Bilinmeyen bir hayvansa, aşıları bilinmiyorsa hiçbir şey. Bu çocuğu maalesef kuduz olmuş gibi onun aşılaması programına başvuruyorsunuz. Çünkü hayvan kontrol altında sokak hayvanı. 10 gün takip edemiyorsunuz. Ve bu yüzden çok dikkatli olmalı. Yani çocuktur, gördüğü hayvanı sever ama bir sokak hayvanına nasıl davranacağı farklı bir ev hayvanı ve o ev hayvanın da hem aşıları olsun hem veterinerde kontrolleri yapılmış olması gerekiyor ki bir şey çocuk kapmasın ondan ve zarar görmesin. Artı hele alerjik bünyeli ise evde kuş, kedi, akbörün, köpek beslemelerini önermiyoruz. Aslında çok önemli bir konu hocam bu. Peki aile ilk etapta ne yapacak? Çocuk maruz kaldı. Kedi tırmaladı. Ne yapacak? Yani varsa bir dezenfektanla o bölgeyi güzel önce yıkayıp dezenfektanla sterilizasyonu yapıp bir önce bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bizde genelde kedi, köpek tırmalamaları Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi orada bununla ilgili bir bölüm var. O bölüme yönlendiriyoruz. Onlar takibe alıyorlar. Gayet düzenli takipleri yapılıyor ve hastalar aşılanacaksa aşıları yapılıyor. Ve takip boyunca hani bir sıkıntı da yaşanmıyor. Gayet düzenli çalışan bir birim Haseki Eğitim Araştırma'da mevcut bu konuyla ilgili. Tabii çocuklarımızın sağlıklı bireyler olması için de çocukken her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ebeveynler. Kesinlikle. Öyle değil mi hocam? Yani çocukların tabii çocuk hani cam fanusta da çocuğu büyütmeyeceğiz. Mutlaka dışarı çıkacaklar da alerjenle de karşılaşacaktır, mikroplarla da karşılaşacaktır. Ama bunları belli bir dengede, belli bir ölçüde gittiği zaman, çocuğun direnci iyi olduğu zaman problem yaşamayız. Ama dedim ya, çocuğun uyku düzeni bozuksa bunlarla karşılaştığı zaman problem yaşar. Ama gayet güzel beslenmesi düzenli, uykusu düzenli olarak bunlarla karşısında direnci iyi olduğu için bunların üstesinden gelir. Bir takım mikropları vücudumuz aldığında zaten onlara karşı vücut savunma sistemi dirençler geliştiriyor. Örneğin aşıladığımız zaman biz bir nevi aşırı bir o mikrobun bir toksoidi veya bir canlı virülansı azaltılmış canlı virüs veriyoruz. Vücut ona karşı bağışıklık geliştiriyor. Aynı mikropla karşılaştığında o bağışıklık. O mikrobun üstesinden geliyor. Yani su çiçeği olmaması için su çiçeğin canlı aşısını veriyor. Ama virülansı azaltılmış. Vücut ona karşı direnç geliştiriyor. Ve o direnci bir daha su çiçeği mikrobuyla karşılaştığında su çiçeği mikrobunu rahatlıkla direnç ve o gelişen hücreler üstesinden geliyor. Ama hiç karşılaşmamış, hiç direnç kazanmamışsa o zaman ilk karşılaştığında hemen hastalanıyor. Peki hocam,
Yani şunu diyoruz hocam, çocukların da bazen vücutlarının mikroba da ihtiyacı olabilir. Kesinlikle. Çünkü anneler çocuklarını hep korurlar, anne babalar, aman dışarıya çıkmasın, mikrop kapar, işte elini oraya sürmesin, bunu yapmasın. Ama geçmişe bakıyoruz hocam, çocuklar hani böyle dışarıda toz toprakla büyüyorlardı, çok sağlıklı oluyorlardı. Ama şu anda apartmanlarda büyüyorlar, vücut dirençleri de çok düşük. Kesinlikle. Yani doğal ortamda büyüdükleri için eski çocuklar, çünkü her şey doğal artı çevresel, hani mikrop olabilecek mikropların sayısı da azdı. Direnci iyiydi çocukların ve vücut da o mikropları zamanla savunmasını geliştiriyordu. Problem ya, şimdiki çocuk tabii ki hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Yani bir boğaz enfeksiyonuyla karşılaşmadığı zaman ya da dışarı çok çıkmadığı zaman ilk virüsle karşılandığında hemen bir şey ortaya çıkıyor. Yani bu da vücudu hiç karşılaşmadığı için ve vücuttaki savunma hücreleri tanımıyor sonuçta yeni mikrobu. Eğer tanırsa hemen cevap verecektir. Onu bertaraf edici daha önce karşılaşmışsa. Yani çocuğun mutlaka dışarıda bir ortamı görmesi gerekiyor. Mutlaka, yani şöyle, hani çocuğu dışarı uygun saatte çıkaracaksın. Yazın çıkaracaksanız çok güneşin dik geldiği saatlerde değil, daha uygun saatte çıkacak. Ya da çok aşırı soğuktur, o gün çıkmaması gerekiyor. Yani daha ılık, daha temiz havanın olduğu günde çıkması gerekiyor. Yani biz o dengeyi tutacağız. Çocuğu mutlaka dışarı çıkarmamız gerekiyor. Peki çocuklarımızı dediniz hocam, belli saatlerde çıkartacağız diye. Peki yazlıktayız, güneşte, havuzda çocuk çıkmak istiyor. Peki güneşten nasıl koruyacağız çocuğu? Mutlaka güneşten, tabii ki bazen çocuk o güneşin dik geldiği saatlerde de çıkar. Ama tabii çok uzun süre durmaması gerekiyor. Mutlaka güneş koruyucularla cildini korumamız gerekiyor. Artı hani uzun süre kalmaması, tabii ki 5 dakikada güneşin altında kalmasıyla kimse bir zarar görmez. Ama saatlerce kalırsa zarar görür. Bizim kastımız o. Yani bu saatlerce o güneşin altında durmamalı. Belli bir süre havuza girecektir o saatte. Ondan sonra çıktıktan sonra uzun süre güneşin altında kalmaması gerekiyor. Daha gölgeli, serin bir yerde durmasında fayda var. Yani bu şu demek değildir ki, yani çocuk saat işte diyelim 1 ile 12 ile 1 arası çok sıcak ve güneşin dik gel saatler, hiç dışarı, hiç havuza girmesin. Hayır, öyle bir şey değil. Yani bunu asgari indirecek, daha kısa süreli duracak ama havuza da girebilir. Ama o güneşin altında saatlerce kalmaması gerekiyor. Daha kısa süreli kalmasında fayda var. Tabii bu aşamada sıvısını da tüketecek. Kesinlikle. Yoğurdunu da yiyecek. Düzenli beslenme, özellikle yaz döneminde sıvı tüketimi çok önemli. Hatta basit bir gripal enfeksiyondaysa bol bol sıvı alın deriz. Hani bunu sıvı tabi sadece hani su içme değildir. Neler tavsiye edersin hocam? Yani suyun yanında mutlaka yani meyve suyu içecekse daha taze ve doğal meyve sularını içmeli. Yani bu hazır olanları çok önermiyoruz ama doğal, örneğin portakalı kendileri sıksınlar. Taze sıkılmış portakal olabilir. Artı yani mevsimine göre bu tür içeceklerden alabilirler. Çocuk, karpuz tüketimi hocam? Karpuz tüketebilirler. Tabii karpuz hem sıvı hem dekstroz içeren bir şey. Yani hem şeker oranı yüksek hem sıvı. Faydası vardır mutlaka. Yani sıvı ihtiyacını giderir. Sonuçta karpuzun %70-80'e yakını sıvıdır. O da mutlaka bir sıvı ihtiyacını giderir. Yani tabii ki çocuk zaman zaman gazoz da içecek, zaman zaman kola da içecek ama bunları sıvı tüketimi için kullanmamalı. Süt içimi de aynı şey. Yine nasıl ki biz süt içimini yazın kola şeyi çok aşırıya kaçırmıyoruz, sütü de yani aşırıya kaçırmayacağız. Sıvı tüketimini bir miktar karşılar ama süt çocuğu tok tuttuğu için, çocuklar için özellikle gün içinde aşırı süt tükettikten bir süre sonra yemek yemezler. Ve bu kısır döngüye girer ve süt tüketimi bir süre sonra demir eksikliğine yol açar, diğer vitaminlere yol açar. Artı çocuğun uyku düzeni bile bozabiliyor, kabızlık gelişebiliyor. O yüzden sütü belli bir dengede gitmek gerekiyor. Yani alması gereken, örneğin günlük 250 milim sütse, bir su bardağı kadar sütse o kafidir ona. Ve tabii çocuklarımızın beslenmesi, çocuklarımızın giyimi, uyku saati... Mutlaka önemli bunlar birbirine, yani hayat bir nota değildir. Çocuklar da hani şu şekilde yap, şunu şekilde,
biraz şeyi doğaçlama ve doğal akışına bırakmak gerekiyor. Ama hani siz giyimini yaparken o güne uygun giydirmeniz gerekiyor. Hava o gün serinse bir kat daha fazla giyinecek. Sıcaksa bir belki sadece bir tişörtle giyinmesi ama yeterli yani gelecek. Ama genelde çocuklarımı kat kat giydirirler hocam. Onun da zararı var mı? Mutlaka yani kat kat giyin. Bir süre sonra çocuk terleyecektir. Koşacaktır. Terleyince de o ter soğuyunca eğer rüzgarlı bir yerdeyse hani rüzgar çarptı derler. Bu defa hasta olur. Yani mutlaka etkiler. O zaman çocuklarımızı rüzgar çarpmasından da koruyacağız. Kesinlikle. Yani çocuk terliyken rüzgarın karşısında durmaması gerekiyor. Elbette ki yani vücut kuru rüzgarda koşabilir ama terlediği zaman o esnada rüzgar onu etkileyebilir. Mutlaka tedbirini almak gerekiyor. Peki klimaların zararı var mı hocam? Klima şöyle yani klima hiçbir zaman doğal serinin yerini tutmaz. Ama yani uygun şartlarda kullandığı zaman tabii ki problem yaratmaz. Ama örneğin çocuk çok terli, dışarıdan çok geliyorsa ya da çok serin tutuyorsanız vücut onu tolere etmeyebilir. Hani klima çarpması deriz. Yani vücut bir anda gevşediği zaman terliyken o serin ortam kas katı yani soğuktan dolayı kaslar, damarlar soğuktan büzüşür. Kan dolaşımı azalacağı için etkiler ister istemez ve klima etkilediği zaman gripal enfeksiyonlar olsun artı alerjik bünyeli insanlarda klima etkileyebiliyor. Ters tepki verebilir vücut. Mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yani klimayı da belli bir dengede tutmak gerekiyor. Yani ya çok sıcaktır aşırı klima açarsanız da rahatsız edebilir. Yani bu şu. Şöyle düşünün. Klima tabii ki sünni bir şeydir. Doğal bir ortamdaki soğukta insan rahatsız oluyorsa klimanın soğuğunda da aynı rahatsız olacak. Ya biz soğukta kaldık, üşüdük der. Çocuklar için de bu geçerli. Klimada da kaldığınızda aynı şey. Birisi sünni soğuk veriyor, birisi doğal soğuk. Yani birbirinden farkı yoktur. Ben soğuk çarptı beni, klima çarptı beni. Aslında aynı şeydir. Klimanın soğuğu çarpmıştır. Peki hocam, yaz aylarında çocuklarımız hem ishalle hem de kusmayla da karşılaşabiliyorlar. Peki bunun sebebi nedir? Şimdi kusma bir semptomdur. Yani kusma sadece hani ishalle beraber eşlik edemiyor. Yüksek ateş olduğu zaman, ateş ani çıktığı zaman kusabilir. Yani kusma vücut bir takım şeyle karşı verdiği bir tepkidir. Yediğiniz gıdalar midenize ya çok soğuk bir su içer çocuk yine kusabilir. İshal olduğu zaman kusabilir. Kusma sonuçta birçok hastalıkla beraber eşlik eden bir semptomdur. Hastalıklardan yani ishaller olsun, gripal enfeksiyonlar olsun, bir boğaz enfeksiyonu olsun, eşlik eden kusmalar. Yani neden? Daha çok o hastalık. Ama zaman zaman tabii bazı çocuklarda kusma bir takım başka sebepler de o. Örneğin reflü olduğu zaman yani yemek borusu ile mide arasında kapakta bir gevşeklik olursa burada geriye doğru kaçışlar olur ve çocuklar fazla yemek yediği zaman kusabilirler. Yani bu farklı bir tablo. Ama yaz döneminde bizim en çok gördüğümüz neden kusar? İşte aldığımız yiyecek, gıda, sular, buradaki bir takım hani yapıları bozulduğu için eşlik eden mikroplardan dolayı mideye ulaştığında buradaki bir takım kimya yapılar midenin bir takım uyarılarla bulandırır ve bulanma akabinde de kusma olur. Bunlar bazen ateş öncesi kusma başlayabilir veya ateşten sonra ya da ishal öncesi de olabilir. İshaldan sonra da başlayabilir. Birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani ishal olan her vakada kusma genelde eşlik ediyor. Ama zaman zaman pür sadece ishal kusma olmayabiliyor. Bu da vücut direnciyle ilgili biraz. Ama kusma olduğu zaman tabii ki en büyük çocuklardaki handikap bu defa oral alım kesiliyor. Yani kusması var, bir şey alamıyor, vücut sıvı kaybı oluyor, ishalı eşlik ediyorsa burada ciddi sorunlar doğabilir. Vücut tuz dengesi bozulabiliyor, yeterli beslenemediği için bir süre sonra çocuktaki sıvı kaybına bağlı dehidratasyon dediğimiz tablo gelişir. Ebeveynlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani kusma aşırı olduğu zaman ve eşlik eden ishal da varsa tabii ki ekstra çocukta yememezlik, işte ateşi varsa bunlar da yüksek ateş sıvı kaybına da yol açar. Dehidratasyon dediğimiz tabloya mutlaka katkıda bulunur. O zaman mutlaka bir hekime kısa sürede başvurmaları gerekiyor. Yani ağızdan kayıp fazla olunca çocuk
ishalle de kaybı olunca bu kayıp ikiye katlanır demek. O zaman vücut çok hızlı etkilenebilir. Zaman zaman işte hipovolemik veya dehidratasyon sonrası gelişen şok tabloları bile görebiliyoruz. Yani mutlaka bir hekime başvurup gerek görürse bunu mutlaka tedbirini alıp. Evde ne yapılabilir? Kusma oldu ebeveynler. Tabii ki bazı kusmalarda ebeveyn evde bazen elindeki kusma önleyici ilaçlar verir. İşte nane, limon, ıhlamur gibi çaylar ya da sıvılar çocuklara içirebiliyorlar. Tuzlu ayran içirebiliyorlar. İşte bulantısı kessin, kusmasın. Tabii ki bunlar önleyici tedbirler. Mutlaka evde bunları büyük çocuklar, çok küçük çocuklara bunları yapamazsınız. Süt çocuklarına özellikle hani kusuyorsa anne sütünü çok öneriyoruz. Anne sütü bir şekilde tolere edin ve kusma bir süre sonra kesilebilir. Ebeveyn evde alacağı hani tedbirler yanında yeterli zaman zaman gelmeyebilir. O zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurup mutlaka hastalığıyla ilgili kusmayı yol açan sebep bir ishal mıdır, boğaz enfeksiyonu mudur ya da idrar yolları enfeksiyonu mudur ya da bir kulak enfeksiyonu ya da bir sinüzit müdür? Bunun teşhisi konulup ona yönelik tedavisi başlanmalı. Peki çocuklarda el yıkama alışkanlığı da olmalı hocam. Çünkü her türlü hastalık ve mikrop elimizden bulaşıyor. Bu da bağışıklık sistemimizi düşürebiliyor. Peki ebeveynler çocuklarının bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebilirler? Tabii konuşmamızın başında da söylemiştik. Yani ebeveynler bir kere hijyene dikkat edeceğiz. Yani bağışıklık sistemimiz güçlü olsun olmasın hijyen çok önemli. Çünkü birçok hastalık yani temasla veya elle bulaşabiliyor. O yüzden ebeveynler çocuklara el yıkama alışkanlığını mutlaka yani bir şekilde edinmeli ve yemekten önce yemekten sonra artı bir şey yediklerinin akabinde bunu yapmalı. Direnç artması açısından neler yapılabilir? Yani konuşma başında da söyledik. İşte mutlaka düzenli çocuğun beslenme düzeni iyi olmalı. Uyku düzeni iyi olmalı. Destekleyici şeyler, vitaminler, mineraller verilebilir. Kış mevsimlerinde zaman zaman balık yağı, eğer çok balık tüketmiyorsa balık yağı verilebilir. Bir yani takım takviye olarak. Tabii ki takviye olarak. Bir takım bağışıklık sistemini güçlendirici şurup ve tabletler vardır. Bunlar çoğu bitkiseldir. Yani doğal beslenme tabii ki dediğimiz yani aslında işin temelinde dengeli beslenme, düzenli bir uyku alışkanlığı, hijyen koşullarına dikkat etmeleri. Bunlar vücut direncini yeterli arttırır. Eğer hala bunları yapıyoruz, direncimiz yetersizse mutlaka destekleyici şeyler de tüketmedi. Yani çocuk bazı gıdaları az tüketir. Örneğin yani çocuk haftada bir kere örneğin balık tatmalı ya da bir kere balık yemeli. Yani bunları çok az alıyorsa tabii ki balık ya bir takım şuruplar mevcut. Onlardan alıp istifade edebilir şuruplardan. Diğer yine yıllar tamam, önce kullanılan tabii ki yeşil sebzeleri mutlaka yani o dengeli şeyleri yeşil sebzeleri tüketmeli, kırmızı et tüketmeli. Yani her gıdadan istifade etmeli. Yani karbonhidrat ağırlıklı beslenmemeli. Yani günümüzde bu çok fazla yapılıyor. İşte hazırlara ya fast foodlardan bu şeylerden çok tüketir. Bunları çok tercih edilmemeli. Tabii ki arada zaman zaman onları tüketecek ama bunlar hani günün her öğünden bir tanesi bunlar olursa bir süre sonra mutlaka sıkıntı doğar. Direnci zayıflar. Bunları yaptığın zaman zaten yeterli. Yani günümüzde zaman zaman gerçekten bazı çocuklar her şeyi düzenliyorsunuz ama direnci zayıftır. O zaman bu işte beta glukan dediğimiz çinkolu, selenyumlu, C vitaminli artı immünomodülatör dediğimiz veya karamürver gibi içerikli şuruplardan ve tabletlerden de faydalanırlar. Evet sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz, bu haftada Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Konumuz çocuk sağlığıydı. Çocuk hastalıklarımızı konuştuk. Yaz aylarında mevsimsel değişikliklerde çocuklarımızı hastalıklardan nasıl korumalıyız dedik. Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı, uzman doktor Mehmet Ali Talay ile birlikte sorularınızı cevapladık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Vizyon 58 izleyenlerimize ise sağlıklı günler diliyoruz.